Akaryakıta yapılan zamlardan dolayı sizler ne gibi sıkıntılar çekiyorsunuz? Şimdi biz Ordu-Ünye arası çalışan minibüslere bakıyoruz. Şirin-Ünye seyahat yazıhanesi altında. Şu anda çok rahatsızız. Niye rahatsızız? Belediyeden bazı isteklerimiz oluyor. Bunlar yerine getirilmiyor. Mazot yarı yarıya çıktı. Şimdi bir minibüsün senelik maliyetini ben size söyleyeyim. 8 milyar lira sigortayla kasko. 15 milyar lira bir şoförün sade sigortası. Sade sigortası. Bir takım lastik 8 milyar lira. Yani bir arabanın senelik maliyeti 40-50 milyar lirayı buluyor. E biz bu şeylerin altından zaten çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Biz 18 liraya bir 30 aşıyoruz şeyden. Samsun Ünye arası 30 milyon lira, biz 18 milyon liraya yolcu taşıyoruz oraya. Ve yani çok, yani bir arabanın maliyeti oraya gidiş gelişi şoför şeyleri içinde 450-500 milyon lirayı buluyor. Zaten biz 450-600 milyon lira para zor topluyoruz yani. Toplayamıyoruz yani. Buradan çok rahatsızız. Ya belediyeden de biz yani diyoruz bizim işimize bir çare bulun. Şey bulun. Bunları da yani sizin vasıtanız da, sizin şeyinizle, medyanın şeyiyle bunlara seslenmek istiyoruz. Yani ha biz zam yapmak istemiyoruz. Geçen de bir arkadaşımız parça bulacak, parçayı alamıyor. Fiyat veremiyorlar. Fiyat vermiyor. Adamın arabası arıza yapmış. Baskı balata, yani arabanın baskı balatasını değiştirecek. Fiyat veremiyorlar. Yani bu öyle bir şeye geldik ki yani fırsatçıların eline düştük yani. Yani şu anda yani fırsatı yani insanlar da biraz da değerlendiriyorlar. Bizim kendi insanlarımız değerlendiriyor. Yani bir parça şimdiye kadar bu şimdiye kadar vardı da şimdi mi yok oldu yani şeyden yani. İşte bunlar rahatsız ama yani bir çözüm yolu bulunması lazım. Ya mazotun geri gelmesi lazım ya da bizim şeylerimize bir ek ücret şey yapılması lazım yani. Yani çok hepsi zor durumdayız yani. İki katına çıktı yani, her şey iki katına çıktı. Yani belediyenin bu işe bir çözüm yolu bulması lazım. Bizi de rahatlaştırması lazım. Yani insanları da yani biz deve yükü bir şey istemiyoruz yani. Zarar etmeyelim. Yani 3-5 kuruş kalsın bize. Biz bunu istiyoruz sadece. Yani esnaf zor durumda yani şu anda. E senet ödeyen var, şey ödeyen var. Yani bu şeyde yani. E şeye baktığımız zaman bir minibüsü 40-50 milyar lira ne kazanacak ki zaten? Yani kazancını yerine şu anda götüremez yani.